Hoş geldiniz 60 dakikaya. Yaklaşık bir saat boyunca önce gayrimenkul, sonra istihdam, sonra da jeopolitik gelişmeler üzerinden konuşacağız, sohbet edeceğiz. Konuklarımızı ağırlayacağız. Hemen ilk konuğumuzu davet edelim. Makbule Yönel Maya, Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü TSKB'nin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi isterseniz hızla verilerle başlayalım Makbule Hanım. Bugün malumunuz TÜİK'in Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistikleri de geldi. Burada yıllık artış olduğunu görüyoruz. Temmuz ayında 100 bin eşiğini aşmış yeniden verilere göre 109.548 adet olmuş. Tabii illere göre detaylar da var. Siz şimdi anlatırsınız oradan neleri not aldığınızı, neleri önemsediğinizi ve sizin beklentinizle örtüşüp örtüşmediğini. Tabii Zeynep Hanım. Öncelikle belki şöyle başlamak lazım. Geçtiğimiz 5 yılda ne olmuş aylık bazdaki satışlar? Çünkü aydan aya karşılaştırdığınızda eğer özellikle son 3 yılda gördüğümüz gibi bir konut kredi kampanyası varsa etkisi çok sert oluyor. Geçen yılki Temmuz'la bu yılki Temmuz ayı karşılaştırmasının sebebi bir bakıma bu. Çünkü geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan, Haziran 23'e kadar devam eden önemli bir konut finansman kampanyası vardı. Temmuz ayı itibariyle o bittiği için birazcık da yaz dönemi, tatiller, bayram olması nedeniyle Temmuz ayı oldukça sakin geçmişti. Yıl ortalamalarından belki bahsederek başlamak doğru olabilir. 2018'e 2022 yılları arasına baktığımızda verilerin aylık bazda en az 112 bin ile 125 bin arasında değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla 2023'ün ilk 7 ayında ne oldu diye baktığımızda aylık bazda bakılınca 96 binler seviyesine gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla yıl yıl karşılaştırdığımız, evet 2023 yılı için bir düşme var mı? An itibariyle ilk 7 ay ortalamasına baktığımızda var. Tabii bunun içinde deprem etkisi mutlaka ki var. Nisan'daki durma dönemi var. Mayıs ayı itibariyle biraz hareketlenmişti. Temmuz ayı verilerine baktığımızda evet 100 bin bandının geçilmesi bana göre yine de böyle çok ciddi bir daralmanın olmadığını söylüyor. Hala özellikle satılabilir, satın alınma gücüne sahip konutların olduğu bölgelerde alımların olduğuna işaret ediyor bana göre. İl bazında baktığımızda da tabii İstanbul'daki düşme artık %25'lere gelmiş durumda. İstanbul, İzmir %25'e oldukça yakınsamış ilk 7 ayla 2022 7 ayını karşılaştırdığımızda. Ama Ankara'da böyle bir şey olmamış. Ankara'daki düşme %8.77'lerde kalmış. Tabii Ankara'nın burada ayrışmasının önemli iki nedeni var bana göre. Bir, Ankara'daki ortalama konut metrekare fiyatları tabii İstanbul, İzmir'in çok çok altındaydı. Hatta Türkiye ortalamasının altındaydı. Dolayısıyla Ankara'da bir satın alma gücünün hala devam ettiğinin işareti aslında bu %8.77'lik düşme. Diğer taraftan da deprem etkisi. Özellikle deprem sonrasındaki aylarda Ankara'daki konut satışlarının çok hızlı ivmelendiğini görmüştük ki nitekim Temmuz ayı verilerine baktığımızda orada da bir miktar yavaşlama var. Nerelerde artışlar var? Hani hiç beklemediğimiz bölgelerde işte Batman'da, Artvin'de aylık bazda baktığımızda yeni ilk 7 ay karşılaştırması olarak söylüyorum geçtiğimiz yıl ve bu yıl. Bu tarz bölgelerde artışlar olduğunu görüyoruz. Bunun da ben en önemli sebebinin maliyet etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani şimdiye kadar sadece inşaat maliyeti nedeniyle artış olmadığı bölgelerde konut satışları hızlanmış. Bunu da zaten aslında öncü veri olarak Türkiye Merkez Bankası konut fiyat endeksi tarafında görmüştük Mayıs ayı itibariyle. Orada en hızlı artan bölgeler Kars, Ardahan, Iğdır gibi bölgelerdi. Burada da yine satın alma gücüyle alakalı bir düzeltme olduğunu görüyoruz. İstanbul'dan yine örnek vermek gerekirse Pendik, Tuzla, Silivri gibi daha çeper bölgelerde inşaat maliyet metrekare fiyatı artı arsa değeri artı kar olarak baktığınızda daha işte 1,5 milyon, 2 milyon hatta 2,5 milyon TL seviyesine kadar olan konut bölgelerinde en azından bir miktar hareket var ki bu yine 109 bin adetle kapanmış Temmuz ayı. Peki şimdi o zaman biraz böyle il il gidelim istiyorum sizinle. Özellikle İstanbul tarafını konuşalım ki İstanbul hep çok sık ele aldığımız özellikle barınma krizi özelinde çok ciddi sorun yaşanan bir şehir. Şimdi hem İstanbul'da ortalama fiyatların nereye geldiğini konuşalım. Erişilebilirlik düzeyi nasıl? Bize yine elinizdeki verilerle, tespitlerinizle ve gözlemlerle izah eder misiniz?
Tabii hani buradaki en önemli veri kaynağımız yine konut fiyat endeksi. Konut fiyat endeksine baktığımızda artık İstanbul ortalama metrekare birim fiyatı 35 bin 38 bin lira gelmiş durumda. Yani 100 metrekarelik konut için artık yaklaşık neredeyse 4 milyon TL'lerden bahsediyoruz. Tabii burada hani bu verinin de hep konut kredili satışı esas konutlar için geçerli olduğunu söylemekte fayda var. Yani kat mülkiyet ya da kat irtifaklı oldukça seçici bir kitlenin verisi bu. Diğer taraftan baktığımızda İstanbul gibi büyük kentlerde önemli miktarda kaçak yapılaşmanın, ruhsatsız yapılaşmanın olduğunu da düşünüyoruz. Yani şöyle değerlendirme yapmak doğru olmaz tabii ki. Yani ortalama metrekare fiyatı 40 bin lira geldi neredeyse. O zaman İstanbul'daki en kötü konut 4 milyon TL'dir diyemeyiz. Tabii 1.700'e de ev bulmanız mümkün İstanbul'da. Ortalamayı söylüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim size. Çeperlere gittiğinizde metrekare fiyatlarının an itibariyle artık 25 binler seviyesinde olduğunu, merkeze yaklaştıkça 40 bin, 50 bin, hani artık işte Esenyurt, Bahçeşehir tarafında bile 50 bin TL'nin altında konut bulmanız satış fiyatı anlamında metrekare birim bazında mümkün değil. Merkeze geldiğinizde ise artık bu en merkezi, işte en lüks gelir grubuna yönelik bölgelere baktığımızda artık 150 bin TL'lere çıktığını görüyoruz. Hatta 200 bin TL'lerin zorlandığını görüyoruz. Şimdi bu 4 milyon ortalama fiyat üzerinden devam edelim biz. Yani onu baz alalım. Şimdi buraya erişim nasıl mümkün oluyor? Ne kadar, hangi grupta, hangi sosyoekonomik grup buna ulaşabiliyor? Şöyle, bu da merkez yani, değil ama değil mi? Yani merkez fiyatı tabii, değil tabii. Sonuçta. Tabii tabii. Yani genel olarak baktığımızda el değiştirmelerin, satın almaların daha çok ne şekilde gerçekleştiğine baktığımızda bizim yaptığımız değerleme çalışmalarından tespitimiz daha çok şöyle. Evde en az iki beyaz yaka çalışanın olması gerekiyor. Belli bir skala üstünde maaş almaları gerekiyor. Bahsettiğim düzey asgari ücret değil tabii ki. Artı ellerinde geçmişten gelen bir gayrimenkullerinin en az bir konutların olması gerekiyor. Bunu satıp işte daha özellikle deprem burada çok tetikleyici bir etki yarattı. İşte daha yeni bir binaya, daha sağlıklı bir binaya geçmek yönünde bir eğilim olabiliyor. Hani burada krediyle desteklenen kısımlar maalesef ki çok az. Hani 1 milyon TL ile kredi kullansanız şu anda 10 yıl vadeyle özel bankalarda ödeyeceğiniz aylık taksit miktarı 25 bin ile 30 bin TL arasında değişecek. Dolayısıyla böyle bir hesap yapmakta fayda var. Hani o da işte ev 4 milyonsa sadece 1 milyon için kredi kullandığınızı varsayıyorum bu aylık ödeme taksitleri için. Dolayısıyla sanki böyle bir el değiştirme pazarı var. Tabii bu el değiştirme pazarı da haliyle çok sınırlı bir kitle için geçerli oluyor. İstanbul'daki nitekim 7 aylık bazdaki %25'lik düşüşün en temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. İzmir hemen akabinde geliyor çünkü İzmir'deki geçtiğimiz 2 yıldaki fiyat artışı çok önemli miktardaydı. Şimdi o yavaş yavaş sakinliyor. Keza İstanbul'daki fiyat artışı da sakinliyor. İstanbul'da ilk defa uzunca bir aradan sonra yıllık bazdaki konut fiyat artışı Türkiye ortalamasının altında kaldı. Hatta çift tane indi. 100'ün altında 95'ler seviyesine indi. Belki sorunuza böyle yanıt vermiş olabilirim. Peki şimdi birkaç şey var aklıma gelen. Bir, devamının bu nasıl geleceğini bekliyorsunuz. Konut satışlarında yılın geri kalanında yani yukarı yönlü mü olur yoksa yine aşağı doğru revize olur mu? Önce onu sorayım. Ağustos ayı itibariyle bakacak olursak benim beklentim biraz daha sakin olacağı, Temmuz ayından daha sakin bir veriyle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Eylül ayı itibariyle hani özellikle konut tarafında işte çeşitli lansmanlar tekrar gündeme gelebilir ama tabii buradaki en önemli problem yine yeni yapılacak konut projelerinin özellikle belirli segmentler üzerine hitap ediyor olması olacaktır. Her ne kadar Eylül'den sonra yaz döneminin üzerinde bir seyir izleyebilsek de yıl toplamı olarak baktığımızda benim beklentim yılı 1 milyon 200-1 milyon 300 bin arasında kapatıyor olabiliriz. Tabii bu veri çok önemli bir veri. Son 5 yılın en düşük verisi demek. Yani son 5 yılda o işte her yıl birazcık daha yükselen konut satış adetlerinde İlk defa 2023 yılı itibariyle oldukça önemli miktardaki bir yavaşlamayı görebiliriz. Peki bu kampanyaların mesela yarısı bizden gibi hani destekleme, konut alımını destekleme daha işte ne diyelim orta belki orta üst gelir grubuna sanırım daha aşağısına hitap edemedi. Yanılıyorsam düzeltin. Ne kadar bir Doğru. etkisi oldu? Kimler ulaşabildi? Şimdi tabii son dönemdeki ilk ev, ilk defa satın alıyorsanız ve ilk kez satılan konutlar yani geliştiricinin sattığı konutlar tarafındaki konut kredi kampanyası
sektörü hareketlendirmişti. Biz bunun etkilerini Mayıs ayı itibariyle gördük. Haziran'da da belki bir parça gördük ama tabii oradaki etki ilk çıktığı andaki gibi olmuyor. Yavaşlayan bir etki seviyesi var. Tabii bir de o gruba hitap eden proje sayılarındaki arzlardaki azalış, artışla da ilintili bir konu. Dolayısıyla hani orada böyle geçtiğimiz 2 yıl önceki 2020 kampanyası gibi bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Tabii 2020'de 0.69'ları konuşuyorduk. An itibarıyla hani oradaki hareket artık yok. Çünkü küme de çok kısıtlandı. 2020'deki kampanyada çok geniş bir küme faydalanabilirken artık çok çeşitli kriterleri sağlıyor olmanız gerekiyor bu tarz kredilerden faydalanabilmeniz için. Özel bankalar tarafında böyle bir şey zaten yok. Dolayısıyla hani kredi kampanyalarının ne derece önemli olduğunu belki geçtiğimiz 5 yıldaki süreçte görebiliriz ki 2018-2019 bu tarz konut kredi kampanyalarında aslında en az konuştuğumuz yıllarda. Orada bile 114 bin aylık adetleri konuşmuştuk. İlk defa 100 bin altı aylık bazda baktığımızda yine 7 ay ortalaması olarak 96 binler aslında bir miktarda kredi pazarının ne kadar etkilediğini söylüyor bize. Çünkü işte ilk 7 ayda ilk defa %13'lere geri döndük biz ipotekli satışlar bazında. Nisan'da bu oran ki kısa dönemli bir kampanya olsa dahi %25'lere kadar yine çıkartmıştı ipotekli konut piyasasını. Makbule Hanım, şimdi özellikle İstanbul'dan çeperlere doğru, farklı yerlere doğru kayanlar, yani İstanbul'u İstanbul'da alamadığı için, sağlayamadığı için o geliri, o parayı bulamadığı için nerelere gidiyorlar? Dolayısıyla nerelerde konut talebinde artış görüyoruz? Ve önümüzdeki dönemde beklediğiniz yerler var mı? Şöyle, ilk çeperler tabii genelde İstanbul'un direkt yakın çeperleri oluyor. İşte biz işte Kocaeli il sınırlarına geçtiğinizde Gebze, Çayırova gibi bölgelerin bu anlamda pozitif olarak etkilendiğini gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Keza işte Trakya tarafına baktığımızda da işte Tekirdağ'ın, Çorlu'nun bu anlamda pozitif olarak etkilendiğini görüyoruz. Tabii orada da artık rakamlar hızlı yükselme. Onu soracaktım. Nereden nereye geldi? Orada da bir kıyaslama verebilir misiniz bize? Şöyle bir örnek verebilirim. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne bölgesi bu yıl birkaç kez Türkiye ortalamasının üzerinde arttı. Mayıs ayındaki verilerde de öyleydi. Türkiye ortalaması %109'du yıllık bazda. Bahsettiğim bölge %125 artış oranına sahipti. Oradaki hızlı artışlar da tabii ister istemez direkt satış adetlerini etkiliyor. Hani Tekirdağ'da mesela satış adedi baktığınızda yine ilk 7 ay karşılaştırması olarak düşmüş. Hani her ne kadar talep olsa da demek ki o fiyat baremini geçtiğiniz anda fiyat satış adetleri de gerilemeye sebep oluyor. Peki önümüzdeki dönemde talebin artmasını beklediğiniz yerler nereler? Şöyle bir dalga olduğunu gözlemliyoruz. İşte Sakarya mesela bu anlamda pozitif olarak etkileniyor. İşte Zonguldak, Bartın işte hem daha kaliteli, daha sağlıklı yaşam koşullarına sahip olabileceğiniz bölgeli olarak ön plana çıkıyor. Yine Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi bunu destekliyor. Tersine göç çok oluyor mu? Yani evet, 2021 yılından sonra tersine göçle memleketine geri döneyim psikolojisinin ağır bastığı bir dönem olmuştu ama deprem bunu bana göre çok frenledi. Hani şu anda o deprem etkisi nedeniyle bu tersine göç, ben kendi doğduğum yere geri döneyim motivasyonunda azalma tespit ediyoruz. Hani bu da aslında piyasanın genel trendinde bozucu bir etki yapıyor. Hani depremin ne kadar etkilediğini açıkçası tespit etmek çok zor bu anlamda. Ama yıllık yine baktığınızda deprem bölgesindeki düşmeler yıllık ilk 7 ay karşılaştırması olarak bakarsak %25 ile Adana ile başlıyor, %60 ile Hatay'da bitiyor. Yani geçen yıla göre %60 daha az konut satışı olmuş Hatay'da. İşte en iyi, görece iyi bölge Adana'yı nitelendirecek olsak orada da %25 düşmüş. Neredeyse İstanbul'da yakınsamış. Dolayısıyla hani yakın coğrafya, yani maalesef ki bu işler genelde ekonomik koşullarla çok ilintili. Ekonomik çevrenin döndüğü yere en yakın yer sizin için yeni bir yaşam alanı oluyor. O yüzden belki de Kocaeli, Sakarya bu anlamda daha ön plana çıkıyor. Kırklareli, Tekirdağ'da bu anlamda daha ön plana çıkan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Makbule Hanım, son bir soru. Şimdi hem piyasa, yani daha doğrusu sektör açısından hem de konuta erişilebilirlik açısından kiralığı da bunun içine katabilirsiniz. Böyle bir
optimal bir çözüm var mıdır? Yani nedir en makul, mantıklı yaklaşım? Yani tabii bunun cevabını vermek çok zor Zeynep Hanım, ama bence ivedilikle, yani bu sorunların temeline baktığımızda aslında yeterli konut üretiliyor olsa belki bu sorunların bir kısmını konuşmuyor olacağız. Başka sorunlarla konuşuyor olacağız. İşte neden kira amorti süreleri gap olarak hiç açılmıyor, boşluk olarak hiç açılmıyor konuşuyor olacağız, ama burada son iki yıldır geliştirici tarafında ciddi bir üretim yapmama durumu söz konusu. Bunu net olarak görebiliyoruz. En basitinden ruhsat sayılarından, ruhsat edetlerinden görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu sağlamak lazım. Yani özel sektörün tekrar ben yeni konut üreteyim mi teşvik etmekte fayda var. Bununla ilgili çeşitli STK'larının çeşitli projeleri de var. Bunları da yakından takip ediyoruz. Hani oradaki temel konu birazcık arsa tahsisinin kamu tarafından yapılıyor olması gibi. Ama bu, yani burada temel olarak özel sektörün tekrar o eski motivasyonuna sahip olması. Çünkü konut pazarının en canlı, işte konut ediniminin belki de en kolay olduğu yılların ortak kesişimi bana göre iki tane. Bir, arsa çok fazlaydı. İki, konuta erişimdeki kredi koşulları çok daha kolaydı. Bu ikisini sağladığınızda o piyasa sanki de daha rahat denge buluyordu. Makbule Yönel Maya, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. Dinçer Güley'in Mercer Türkiye CEO'su bize katılacak bu noktada. Hoş geldiniz Dinçer Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi sizinle biraz mevcut ekonomik durumun İş gücü planlamalarına etkisini konuşalım istiyoruz. Yani bu iş gücü istihdam meselesi bu programda ağırladığımız hemen her sektörden temsilcinin ortak meselesi. En çok kalifiye iş gücü, nitelikli iş gücü bulma anlamında yaşanan zorlukları dile getiriyorlar. Dolayısıyla siz elinizdeki verilerle, eğilimlerle bu zorluğun sebeplerini de izah edecek saptamalarla bize ışık tutar mısınız? Memnuniyetle. Öncelikle iyi yayınlar. Davetiniz için de teşekkürler. Açıkçası 2023, yani içinde bulunduğumuz yıl, dönüşüm süreçlerinin ve içinde bulunduğumuz mevcut zorlukların yeni dünya ve gerçeklerle daha da fazla karşı karşıya kaldığı bir yıl oldu. Ve olmaya da devam ediyor. Geçen senenin sonunda yaklaşık 400 CEO ve CFO'ya sorduk. Onların gözünden makroekonomik durumu ve bunun muhtemel 2023 yansımalarını anlamaya çalıştık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki büyük bir bölümü bu grubun, yani yaklaşık %90'ı bir durgunluğa girdiğimizi ifade ediyordu. Ve fakat buna rağmen bunun aslında yapısal değil, görece daha kısa ömürlü 1-2 yıl olarak gerçekleşeceğini öngörüyorlardı. Ancak burada daha da önemli olan konu, bu grubun yarıdan fazlası yerel bir durgunluğa kıyasla küresel bir durgunluğun organizasyonlar üzerindeki etkisinden daha fazla endişe duyuyorlardı ve yine kabaca yarısı ekonomik durgunluğa kıyasla enflasyonun organizasyonları üzerindeki etkisinden daha fazla endişe duyuyorlardı. Ve diğer bir taraftan da özellikle içinde bulunduğumuz yılla ilgili olarak yaklaşık %60'a yakın bir bölümü bu grubun ücret seviyelerindeki artışın hızını muhafaza edeceğini ve yükselmeye de devam edeceğini dile getiriyorlardı. Ve bu durum açıkçası Manpower grubun yapmış olduğu bir araştırmayla da desteklendiğinde, ki bu araştırma küresel olarak yetenek açığı ihtiyacını ölçen, anlamlandırmaya çalışan bir araştırmaydı. Küresel olarak %77 civarında bir yetenek açığından bahsediyoruz. İşverenlerin, şirketlerin dile getirdiği. %77 küreselde. %77, evet. Çok ciddi bir oran. Oldukça ciddi ve Türkiye'de aslında bu oranlara yakın ama ortalamanın altında bir seviyede ve bu oranlar aslında geride bıraktığımız 17 yılın en yüksek seviyelerini oluşturuyor. Bu durum aslında işverenler perspektifinden bakıldığında işe alımlarda 2023 yılı özellikle küresel olarak yine baktığımızda çok böyle iştahlı olmadıklarını ve
sahip oldukları mevcut iş gücü seviyesini muhafaza etme yönünde bir eğilime sahip olduklarını da dile getiriyor. Şimdi açıkçası enflasyonla ilgili artan endişeler, bunun ücret enflasyonu üzerindeki etkisi, çalışanlar perspektifinden baktığımız zaman ayrıca işverenler, sağlık maliyetleri, bu enflasyon nedeniyle artan sağlık maliyetleri, artan yaşam maliyetleri, iş güvencesizliği, mali zorluklar, açıkçası odaklanmayı ve ivmeyi sürdürmek işveren açısından da çalışan açısından da oldukça zor. Ve çalışan yorgun, tükenmiş ve dikkati dağılmış bir çalışan. Ve bu nedenle de aslında bu ortam ücret ve ödüllendirmeyi her zamankinden daha fazla odak noktasına koyuyor şirketlerde. Ve yetenek kıtlığı da devam ederken ücretlendirme, ödüllendirme şirketlerin yeniden düşünmesi gereken en kritik konu başlıklarından birisi olarak ortaya çıkıyor. Bir de çalışanların çoğunluğu işin geleceğinin daha dengeli olmasını bekliyor. Kadınlar maaş konusunda geçmişte gördüğümüzden daha fazla mağdur hissediyor kendini ve bu yüzden de pay equity, o ücret eşitliği yine kritik bir konu başlığı olarak gündemde yerini alıyor. Ve her iki çalışandan biri çoğu gün kendisini yorgun hissettiğini söylüyor ve herkes açıkçası faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. Bu tabloya baktığımız zaman da aslında çalışanların beklentilerine karşılık verebilen, onların ihtiyaçlarını anlayan, onlara gelişim fırsatları sağlayan ama bir taraftan da iş yaşam dengesi anlamında onlara cevap verebilen şirketlere eğilim var çalışanlarda. Ve bu da aslında gönüllü işten ayrılma oranlarının da yükselmesine neden oluyor. Ve çalışan, buyurun. Bir şey merak ettim, araya girdim ama. Şimdi hangi sektörlerde daha belirgin bu söylediğiniz, daha doğrusu artısı ve eksisi anlamında hangileri pozitif ayrışıyor, hangileri negatif ayrışıyor? Şimdi bir kere şunu söyleyebilirim. Hani Türkiye'ye dönecek olur isek, Türkiye'de şirketler bu mevcut durumun oldukça farkında ve burada bu beklentileri karşılayabilmek, esneklik oluşturabilmek ve bu değişime de liderlik etmek, güncelliğini ve geçerliliğini koruyabilmek adına bir refleks gösteriyor. Yani ücret iyileştirmeleri, esnek çalışma, istihdam sağlama, bütünsel sağlığa çalışanların sağlık hizmetlerine daha uygun maliyetlerle ulaşabilmesine yardımcı aracı olmada aksiyonlar alıyor. Ama hani gün sonunda özellikle de içinden geçtiğimiz konjonktürde dikkate alacak olursak en önde ücret var. Bu enflasyonist oradan her zamankinden daha fazla ücreti ön plana çıkartıyor. Şimdi hatırlarsınız Temmuz ayında asgari brüt ücrette bir güncelleme gerçekleşti. Ve güncel rakam brüt olarak 13.414 lira seviyesine geldi. Bunun anlamı 2022 Temmuz, 2023 Temmuz arasındaki asgari ücretteki artışın %107 olması demek. Aynı dönemde enflasyon %38 arttı. Ve yine aynı dönemde biz şirketlere bu yıl için ücret artışıyla ilgili planlamalarını sorduğumuzda tüm şirketler açısından değerlendirdiğimizde ki araştırmamıza 600'ün üzerinde şirket katılmıştı. Yaklaşık ücret artışı planlaması yıl sonu için toplamda %89'lar seviyesine gelmişti. Şimdi bir tarafta enflasyon, öbür tarafta asgari brüt ücret, öbür tarafta şu anda gerçekleşen ve yıl sonuna kadar planlananlara baktığımızda çok farklı rakamlar karşımıza çıkıyor ve bu rakamlar her günde değişiyor. Mesela Ağustos ayında güncel araştırmamızda bu rakamlara baktığımızda bu yılın sonunda gerçekleşmesi beklenen ücret artış medyanda %92 olarak öngörülüyor. Bu araştırmamıza da bu arada 940 şirket katıldı ve bu şirketlerin kabaca %51'i yabancı sermayeli, %45'i yerli sermayeli, %3,5-4'ü de ortak girişim
şirketleriydi. Şimdi burada %95'e baktığımız zaman medyanda, yıllık planlamada pozitif ayrışan endüstriler, onları öncelikle dile getirmek isterim. Bir kere otomotiv ana sanayi, otomotiv tedarik sanayi, otomotiv distribütörleri ve onun dışında sigorta, bunun dışında tüketici ürünleri, üretim, maden ve metal, perakende pozitif ayrışan endüstriler bu planlamada. O medyanın altında kalan veya görece negatif ayrıştığını rakamsal olarak en azından gördüğümüz endüstriler ise bankacılık başta, bunun dışında teknoloji, bunun dışında ilaç ve sağlık ve belki buna ek olarak da lojistik ve hizmet sektörünü dile getirebilirim. Ama bu rakamlar, yani Eylül ayında tekrar bir değerlendirme anketi yapacak olsak ve tekrar sorsak, sanıyorum bu rakamlar yine değişecektir. Şirketler artık en önemli referans olarak kendilerine asgari brüt ücretteki değişimi ve kendi istatistikleri, kendi enflasyon hesaplamalarını dikkate alarak yapıyorlar planlamalarında. Hedeflenen enflasyon veya şu anki açıklanan enflasyon bir parametre ama artık en önemli parametre değil. Onu rahatlıkla dile getirebilirim. Hatta belki son olarak şunu söyleyebilirim. Şu anda 2024'ü de sormaya başladık. Tabii ki şu anda çok erken ve önümüzdeki yaklaşık 4,5 ay, 5 ay pek çok şeyi değiştirebilir. Ama gördüğümüz şey şu, yaklaşık sorduğumuz kitlenin %42'si 43'ü artı eksi %50'ler seviyesinde bir yerde önümüzdeki sene için ücret artışı planlaması içerisinde olduklarını dile getiriyorlar. Dinçer Bey, mavi yaka, beyaz yaka açısından baktığınızda tespitleriniz neler? Açıkçası tabii ki şöyle söyleyeyim size, yıl sonuyla ilgili beklentilerin %95 seviyesinde ulaşmasında en önemli hızlandırıcı etki veya yükseltici etki mavi yaka tarafındaki ücret artışları. Biz genelde istisnai belki 1-2 endüstri olmakla birlikte biz mavi yaka tarafındaki ücret artışını görece asgari brüt ücretteki ücret artışına paralel görüyoruz. %99-%100 medyan seviyelerinde. Ama şeye baktığımızda, yani uzman seviyesine, burada %95, yönetim seviyesine baktığımızda %94'ler seviyesinde bu yıl sonu için öngörülen, üst yönetime baktığımızda ise %92'ler seviyesinde gerçekleşiyor. Dinçer Bey, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız, detaylı bilgiler için, verdiğiniz detaylı bilgiler için. Sağ olun, iyi akşamlar. Kısa bir reklam arası. Tekrar hoş geldiniz. 60 dakikaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gün boyunca malumunuz Çin, Rusya, Arjantin, bu üç ülkeden gelen gelişmeleri konuştuk, değerlendirdik. Şimdi biraz da işin jeopolitik tarafına bakmak istiyoruz. O yüzden de Profesör Doktor Burak Küntay ile konuşacağız. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi ticaret savaşları başlığıyla anılan kamplaşmanın bir tarafında duran Çin ve Rusya tarafında görünüm ekonomik anlamda pek iyi değil. Bugün gün boyu zaten bunları anlattık. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Tabii Çin tarafına baktığımızda şimdi 2009'dan bugüne kadar dünyada dolar cinsi en fazla borcu artmış ülke Çin'di. Ama son dönemde Amerika'nın tavrı nedeniyle, hayata geçirdiği yeni uygulamalar nedeniyle dış finansman anlamında Çin zorlanmaya başladı. Bir takım güçlükler yaşıyor. Bunun da etkilerini hissediyor. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu mevcut tablo
Çin'e hangi adımları attırır ilişkiler anlamında? Zaten son dönemde biz Çin'in özellikle Orta Doğu'da, bize yakın bölgede, Körfez tarafında çok ciddi hamleler yaptığını, aktif hale geldiğini görüyoruz. Rusya ile ilişkisi zaten ayrı bir başlık. Onu ayrıca soracağım ama şimdi nerelere meyleder, hangi ilişkileri daha görünür hale gelir Rusya'nın bu konjonktürde? Evet, şimdi bir kere müsaadenizle ben Rusya'yı sorunuzdan alıp çıkarıp bir kenara koyayım. Onu bir kenarda bırakalım. Amerika ile Çin üzerinden. Ben Rusya mı dedim en son? Çin demek istedim aslında. Hayır, Çin ve Rusya dediniz. Çin, yani tamam. İkisi de aslında ikisi de sürece dahil de. Evet evet, ayrı ayrı değerlendirelim. Rusya'yı bir kenara bırakıyorum. Tamam. Sadece Çin üzerinden gideceğim. Şimdi bir kere ben ticaret savaşı olduğunu düşünmeyenlerdenim. Önce onu söyleyeyim. Niye? Çünkü savaş dediğiniz şey total destruction, yani karşınızdakinin külliyen ortadan kalkmasını hedefleyen bir sistematik şeydir, olgudur. Şimdi bunu her zaman söylerim. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin soğuk savaşta yaptığı soğuk, sıcak fark etmez bir savaştı. Yani iki taraftan birbiri ideolojik olarak fark etmez ne olduğu birbirini ortadan kaldırmak istiyordu. Şimdi Amerika ile Çin'in arasında böyle bir durum yok. Bir kere bunu oturtmamız lazım. Niye? Çin'in önemli dış rezervi, döviz rezervi, dolar. Çin'in ülkesinin elindeki en önemli şey Amerikan hazine bonoları. Çin'in aldığı en büyük krediler Amerikan bankalarından. Çin'in en büyük sanayi yatırımları Amerika'da know-how yapılmış, Amerika'da inovasyonu yapılmış, geliştirilmiş ürünlerin üretimi. Şimdi Çin'in ürettiklerini sattığı en büyük pazar Amerikan pazarı. Siz bugün Çin hükümetine deyin ki Amerika'yı batıralım mı? Aman der, gözünü seveyim dokunmayın. Amerikan halkını da pazarında ihtiyacımız var. Amerika'ya deyin Çin'i batıralım mı? Aman der dokunmayın. Buradaki kavga sadece iki tarafın birbirinden bir tık daha fazla ticaret hacminde, volümünde artıya eksiye geçmesi. Yoksa iki pazarın da büyümesi birbirine katkı sağlıyor. Bir kere bunu bir kenara, bir tespit olarak koyalım. Ama bir ülke büyümeye başladığı zaman, büyümekten kastım coğrafi büyüme değil, güç, etki, siyasi etki, bir noktaya geldiğiniz zaman önünüzü alamazsınız. Büyümek zorundasınız. Çünkü ülkelerin siyasi büyümesi, pazar arayışı, hem satacağı pazar hem ham madde pazarı arayışıyla bir arada gelişir. Amerika'nın baksanıza 1880'lerdeki 90'lardaki haline, hatta 1900'lerin başında Theodore Roosevelt dönemindeki haline, sadece 50 sene sonrasına bakın dünyanın en büyük gücü oldu. Çünkü tutamıyor kendini. Büyüme ihtiyacı var. Şimdi Çin o aşamaya geldi, o döneme geldi. Şu ana kadarki münasebetlerin hepsi ekonomik açıdan giderdi. Şu ana kadarki münasebetler büyük ölçüde işte aldım sattım, ürettim. Hatta düşünün bundan 20-30 sene önce ucuz Çin malı diye bir tabirimiz vardı. Şimdi baya baya çok kaliteli, ciddi ciddi inovatif ürünler çıkarıyorlar. Dünyanın hangi öğrencisi Çin'de okumak isterdi? Bugün dünyanın ilk 10 üniversitesine 3 tane üniversite sokmuş durumdalar. Yani Çin'le Amerika münasebeti artık eskisi gibi ekonomik noktadan ve benim hiçbir zaman savaş olduğuna inanmadığım ekonomik ticaret savaşından, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi ham madde pazarı bir, yeni satış için market, yani yeni pazar bulma eğilimiyle Çin'in yaklaşık 6-7 senedir çok bariz. Orta Doğu, Akdeniz, Afrika ve Avrupa'nın ciddi kısımlarına açılmasıyla birlikte şimdi iş şu ana kadarki ticaret partnerliğinin ötesinde işte siyasi bir rekabete doğru dönmeye başlıyor. Bunun kokuları, etkileri, tepkilerini görüyoruz ama ciddi anlamda bir kafa kafaya gelişi de kuvvetiyle muhtemel 10 sene içinde çok bariz hissedeceğiz ve bunun askeri yansımalarını da 10 sene içerisinde dünyada görebiliriz belli bölgelerde. Nerelerde? Hangi bölgelerde? Bir kere bir Afrika. Yani direkt adını koyalım. Şu an yaşanan olaylar, tabii komplo teorisi sevenler hemen bunlar işte Çin yaptı, o yaptı, bu yaptıya bağlıyor ama Afrika'daki darbe meseleleri orada zaten o süreçler devam eden süreçlerdi. Orada hiçbir zaman bitmedi bu hadiseler. Ama bundan sonra hükümetlerin kendine yakın olması çabaları çok ciddi baş gösterecek. Çünkü ciddi anlamda oralar böyle nasıl söyleyelim, boş araziler. İkinci alan Orta Doğu.
Ama Orta Doğu'da öyle darbeler marbelerden ziyade belli ülkeler arasında belli imtiyazlar tanıyarak sağlanmış ittifaklar göreceğiz. Yani Amerika artık Orta Doğu'daki belli ülkelere baskı kurabileceği bir dönem belki 5-6 sene sonra yerini değiştirecek. Bunun en güzel örneklerinden biri. İran'la Suudi Arabistan'ın aynı masaya oturup büyükelçilik açabileceğini bundan 4 sene önce tahmin edemediniz. Çünkü bunu yaptırabilecek bir tane ülke vardı, Amerika. Amerika'da medyasyon yapabilme noktasında, arada deal breaker dedikleri, hı hı, uzlaştırmacı olma noktasında bir tarafa karşı, Filistin meselesinde de bu böyle bu arada, evet, İran meselesinde de güvenini kaybettirmişti. Şimdi Çin buraya herkesin yanaşabileceği, herkesin eşit mesafede olabileceği politik bir figür olarak da giriyor. Dolayısıyla bunu oturtup etkisini Orta Doğu'da ama bilhassa tekrar söylüyorum Afrika'da belli bir kıvama getirdikten sonra işte o siyasi çatışmalar farklı bir noktaya götürdü hikayeyi. Şimdi son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri özelinde de çok kalem oynatılıyor Batı basınında. Belki onu da bir not düşmek lazım. Yani Amerika'nın dış politika güdümünün ne diyelim rutin dışına çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin yorumu da sıkça karşımıza çıkan başlıklardan. Aynen öyle. Çünkü şunu unutmayalım. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, ki bakın İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile olan diyaloglarına kimse bir şey diyebilir mi? Hayır, ama İsrail'in Çin'le öyle önemli karşılıklı yatırımları var ki Çin bir Rusya değil. Çin herhangi bir X ülke değil, Hindistan değil, Brezilya değil. Çin baya baya her ülkenin ciddi münasebetleri olan bir ülke. Yani düşünsenize İsrail'e siz deseniz ki Çin'le münasebetlerini kopar, tavır alacağız, yapamaz. Siz bugün Suudi Arabistan'a deseniz, Avrupa Birliği'ne deseniz, Türkiye'ye deseniz, efendime söyleyeyim işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne deseniz, biz Çin'e tavır aldık, Rusya'ya uyguladığımız gibi ambargo uygulayacağız, yapamaz. Mümkün değil. Çünkü Çin öyle bir içerisine işlemiş durumda ki şu ana kadar dünya ekonomisinin ama görülmeyen bir şekilde ciddi anlamda da dünya ticaretinin ve yavaş yavaş da dünya siyasetine el atmaya başlayacak. O yüzden dediğiniz çok doğru. Artık yönetimlerin tavırları ve Amerikan politikasına, Amerikan hegemonyasına karşı tavırlarında büyük değişimler izleyeceğiz. Ama bu şu an çok göze batmayacak ama dediğim gibi 10 sene içinde temel konu bu olur. Gelelim kenara ayırdığınız Rusya başlığına. Evet. Evet, peki. Orada da görünüm ekonomik anlamda pek parlak değil. Tabii ciddi maliyetlerle karşı karşıya olduğu bir süreç geçiriyor Rusya. Dolayısıyla orayla ilgili değerlendirmeniz, önümüzdeki 10 yılda Rusya'nın konumlanması, hani Çin'e paralel olarak soruyorum, ve iki ülkenin ilişkileri nereye evrilir? Bakın çok kısa bir çok kısa bir hikaye anlatayım. Buradan Rusya'ya geçeyim. Bundan yıllar önce öğrencilerimle birlikte Çin'e onları götürüp işte ziyaretler yaptığımızda bizi bir fabrikaya götürdüler. Bu fabrika televizyon ekranlarına ne diyorlar, LCD mi diyorlar, plazma mı diyorlar, var ya işte ekran üreten firmalar. Onu üreten bir firma ama devasa bir firma, adını da hala hatırımda değil. Öyle rakamlar verdiler ki dünyada bizim markasını bildiğimiz, evlerimizde kullandığımız o büyük devasa firmaların çok 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 ötesinde bazı rakamlardan bahsettiler. Ve dünyanın en büyüğüyüz biz üretim noktasında dediler. Şimdi isim vermiyoruz ama o duyduğumuz firmalardan biri değil. Peki dedim, bir öğrencim kalktı bir soru sordu. Dedi ki peki bu kadar büyüksünüz, biz niye sizin adınızı duymadık ya da niye Avrupa'da, Amerika'da, işte Türkiye'de yoksunuz? Biz kendi iç pazarımıza yetiştiremiyoruz dediler. Şimdi bunu önemli bir nokta olarak bir kenara koyacağım. Bakın, sanayi üretimi, kaliteli sanayi üretimi yapan bir Çin firması kendi pazarı fazlasıyla yetiyor ve yurt dışına bakmaya mecali yok. Şimdi bana söyleyin, deyin ki Soğuk Savaş'ın başından beri kaç tane böyle Rus firması sayabiliriz? Kendi iç pazarıyla doyan ve dünyaya aman ben sana mal satamam diyen? Çok yok. Savunmayı bir kenara koyuyorum. Savunma harcamalarını ya da savunma yatırımlarını bir kenara koyuyorum. Beyaz eşyaya bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim işte aklınıza gelebilecek daha birçok yatırıma bakıyorsunuz, sanayi yatırımına. Bir Rus markası, bir Rus sanayi çok Soğuk Savaş döneminde bile büyük oluşmamış.
araba markalarından tutun birçok şeye kadar. Şimdi dolayısıyla Sovyetler sonrası bile ki Sovyetlerin çöküşünün temelinde Amerika'nın pompaladığı büyük ve genişleyen ekonomi ve Rusya'ya yatırım yaptırma zorunluluğu vardı. Şimdi o günden bugüne çok şey değişmedi. Yani biri dönüp de bana Rusya'da ekonomi iyi değil dese ne zaman iyiydi denebilir. Tabii biraz mübalağa ediyorum. Tabii ki daha kötü. Ukrayna Savaşı'ndan öncesine göre ama Rusya'yı bazen Çin'le aynı kefeye koyuyorlar veya Çin'le Rusya'nın Amerika ile olan münasebetini hep aynı kanaldan, aynı gözden bakılıyor. Bence çok yanlış. Çin'in odaklanma, Çin'in gelişme, Çin'in tamamıyla ortaya çıkma ve Amerika'nın karşısında bir blok olabilme noktası, geçmişi bırakıyorum. Sadece son 50-60 seneden bahsediyorum. Ekonomi, üretim ve sanayi gücü. Öbür tarafı savunma ve ideoloji vardı. Şimdi bunu topladığımızda ben şunu söyleyebilirim. Doğalgaz veya doğalgazı bırakayım da doğal kaynakları veya geçmişe dönük yapmış olduğu bazı ticari yatırımlar dışında Rusya zaten Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte ancak bir yere kadar toplayabildi. Yani eski Rusya hiçbir zaman olamadı. Eski Rusya da öyle ekonomik olarak savunmaya bir kenara koyarsak çok güçlü değildi. E şimdi bir de Ukrayna Savaşı'nda uygulanan yaptırımlar, bunların bel kırılması. E bir de bu Ukrayna Savaşı'nın unutmayalım ki pandemi sonrasında geldi. Hiçbir ülke, Arjantin'den tutun Avrupa ülkelerine kadar kendini toplayamıyor kimse. E bir de bunun üzerine Ukrayna Savaşı'nın tam göbeğinde enerji satışlarınızı mecburen bir iki kanala yönlendirmek mecburiyetine kalan bir Rusya'nın zaten ekonomik olarak çok bir şey yapmanıza da gerek yok Rusya'yı sıkıntıya sokmak için. Dolayısıyla ben orada hani Amerika'nın büyük bir stratejisi var Rusya'yı çökertmek vesaire gibi bir ekonomik plan olduğunu düşünmüyorum. Ambargo başlı başına zaten darmadağın ediyor Rus ekonomisini. Ama şunu da unutmayalım, yaşanan dönem bir de Rusya'nın gelmiş ve birikmiş paketi. Sırtındaki paketi de öyle çok iç açıcı hiçbir zaman değildi zaten. Murat Küntay, şimdi işin Avrupa'ya yansıyan tarafını da ben size sormak istiyorum. Özellikle Almanya üzerinden bunu biraz okumaya çalışalım. Çünkü Almanya biliyorsunuz işte Avrupa'nın katalizör ülkesi ekonomik anlamda, büyüme anlamında ki orada da son dönemde veriler sallantıda. Şimdi şöyle bir durum var, yani Almanya'nın kendi ekonomik modeli açısından da Rusya'da, Çin'de kritik önemde iki ülke. Dolayısıyla ikisinde de bozulma var. Yani biri işte ham madde enerji temini açısından, uygun temin açısından. Diğeri de alım gücü, yani Çin'e de satması bakımından. Dolayısıyla şimdi bu gelinen ortamın, şimdi mevcut tablonun Almanya başta olmak üzere oradan yansıyan dalgalarla Avrupa'ya da ne tür etkileri olur? Dolayısıyla şimdi orada da bir yeknesaklıktan bahsedemiyoruz ya Batı bloğunda. Tam da işte bu bahsettiğimiz sebeplerden, bu iç içe geçmişlikten dolayı. Dolayısıyla ne görürüz biz? Şimdi bakın, herkes modern Rusya ile modern Almanya ticaretinden bahsediyor. Bu bahsettiğimiz modern Almanya, modern Rusya, hani iki Almanya'nın birleşmesi 1990'lar. Rusya'nın işte oluşu 1990'lar. Hadi biraz daha geri gidin 50 sene falan. O öyle değil ki o iş. Bu iki ülke arasındaki ticaret, bakın Metternich barışına, Vesfalya sürecine, bütün bizim derslerimizde anlattığımız diplomasi tarihine, Avrupa'daki büyük egemen güçlerde İngiltere'yi sayarsınız, Fransa'yı sayarsınız, Habsburgları sayarsınız, yani Avusturya hanedanını, bir de Rusya hanedanını sayarsınız. Dolayısıyla bunların hepsi zaten Avrupa'nın, yani Rusya'dan bahsediyorum. Rus Çarlığı'ndan bahsediyorum. Avrupa siyasetinin belirleyici ülkesi. Siyaseti belirleyebilmeniz için sizin Avrupa ticaretinde ciddi anlamda bir yerinizin olması lazım. Avrupa siyasetinin de söz sahibi olabilmek için 200-300 senedir Avrupa ticaretinde atılmış adımlar, işte Napolyon savaşlarından sonra Fransa'dan talep edilen yerler, Polonya'dan talep edilen yerler. Yani bu iş 90'da başlamadı ki ticaret. Ya da bir tek enerjiyle başlamadı ki iki ülke arasındaki münasebet. 300-400-500 senelik bir bağdan bahsediyor. Şimdi o bağ çat diye kopmasını bekleyebilir miyiz? Hayır. Bugün Almanya'ya gidin. Almanya'daki hani azınlık demek ne kadar doğru bilmiyorum ama göçmen mi diyelim? Göçmen de doğru tabidir. Almanya'da yaşayan en büyük nüfusların başında Ruslar geliyor. Yani Alman vatandaşı olmuş. Ruslardan bahsediyoruz. Şimdi bu iş sadece ve sadece işte enerjiyi kesti, Alman ekonomisi etkilendi. Evet, ama bunun daha derinleri var.
Bunun daha dipleri var. Rusya ile Almanya arasında çok ciddi bir geçmişe dayalı ticari kültür var. Yani Stalin'in, Hitler'in üzerine yürüdüğü dönemde bile Alman-Rus bağları, sosyal bağları, ailevi bağları, hanedan bağları en üst seviyede seyrederdi. Bunları neden söylüyorum? Olaylara sadece hem ekonomide hem uluslararası ilişkilerde hem siyasette dönüp de sadece belli bir periyoda alıp işte rakamlar bizi buraya götürüyor diye baktığımız zaman yanılgıya düşeriz. Veya Almanya Avrupa Birliği üyesi, Amerika Avrupa Birliği ile hareket ediyor, o zaman Rusya ile münasebetler kesilecek. Doğalgazı kesmekle o iş bitmiyor. O belki bugünkü rakamları etkiler, birçok şeye etkiler. Ama bu bağ çok eski bir bağ, onu bir ayrı yere koyalım. Ama sözünüzü şu aslında Avrupa'ya dair. Çok net söylüyorum. Bakın, dünyanın bana bir tane ülkesini gösterin. Belki 3-5 tane çıkar öyle farklı ülke ama buna biz de dahiliz. Ekonomik olarak iyi durumdayız diyen birine denk geldim mi? Ben denk gelmedim. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ekonomik olarak bir darboğazdan geçiyor. Ve bu ülkelerdeki karar alma süreçlerini de, popülist ideolojileri de, ülkelerin içindeki seçmen tercihlerini de ve iktidara gelme eğiliminde olan partilerin söylemlerini de değiştirmeye başlıyor. Bunlar da doğal olarak hani yumurta tavuk, tavuk yumurta misali ekonomiyi, ekonomi siyaseti, siyaset tekrar ekonomiyi etkilemeye başladığı bir döngünün içine sokuyor. Şimdi ne zaman bu kırılır, o döngüden doğru bir hat haline dünya döner, İşte o zaman bu bahsettiğimiz meseleler biraz daha huzurlu, daha pragmatist olarak değerlendirebileceğimiz bir süreç başlar. Şimdi bu bahsettiğiniz konunun, yani bu tespitinizin canlı örneği Arjantin en son. Örneği daha doğrusu. Yani ondan önce Meloni örneğini gördük İtalya'da. Başka örnekler de var sayabiliriz. Ama Arjantin'i biraz konuşalım isterseniz. Çünkü oradaki, yani Arjantin bildik bileli, en azından ben mesleğe girdiğimden beri krizler ülkesidir. Yani ekonomik krizler ülkesidir, siyasi krizler ülkesidir. Tarihi de bunlarla doludur. Şimdi gelinen noktada Arjantin yine bir krizin içinde. Dediğiniz gibi bir işte sağ, aşırı sağ diye tabir edebileceğimiz bir hareketin, Milei hareketinin çok kuvvetli performans gösterdiği bir ön seçim yaşadı. Ve kazanma ihtimali ikinci turda da yüksek görünüyor. Dolayısıyla mesajları da radikal. Mesela Merkez Bankası'nı yıkmak gibi başka mesajları da var. Trump'ı desteklediğini ilan ediyor. Var da var, siz benden daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla şimdi az önce söylediğiniz o döngü, artık ona nasıl bir döngü diyelim, fasit döngü mü diyelim, kısır döngü mü diyelim. Yani Arjantin'i bir türlü dışarı atmıyor gibi görünüyor. Şimdi bakın, biz Türkiye'de, yani ben en azından kendi Türk siyasi tarihi dersi veren bir adam olarak ister istemez hani yaşadığınızın bir dört katı daha yaşamış gibi bilmek mecburiyetindesiniz. Düşünüyorum konuştuğumuz konuları. Dünyanın birçok yerinde bunları birileri konuşsa siyaseten garip ve saçma gelir. Bazen çok böyle enteresan konulara odaklanıp onlar üzerinden siyaset dönüyor Türkiye'de, hepimiz biliyoruz. Bazen dini konular, bazen milli konular. Yani aşmanız gereken şeyleri maalesef üzerine odaklanıp zaman kaybettiğiniz oluyor. Ama bu bizim şahsımıza münhasır. Tarihimizle alakalı, geçmişte yaşadığımız sorunlarla alakalı kilitlendiğimiz bazı şeyler var. Normal mi? Normal. Yani hoşuma gidiyor mu böyle şeylerle uğraşırken öndeki büyük fırsatları kaybetmek? Hayır. Ama her ülkenin şahsına münhasır bazı vakaları var. Şimdi baktığımız zaman Miller hareketine, hani dün çıktı, Rolling Stones dinliyordu. Orada da çalmış zaten şeyde, Rolling Stones şarkılarını çalan bir bandı olan bir adam. Enteresan, kalecilik yapmış falan. Bu figür çıktı, aşırı sağcı. Birden hop halk peşine takıldı. Yok öyle bir şey. Nasıl bizde şahsına münhasır bazı meseleler varsa, bakın 1919'dan beri neredeyse Arjantin'de, hani bırakın ekonomiyi bir kenara, kendi başına demokratik yollarla seçilmiş, bana peronist olmayan ya da askeri darbe hükümeti olmayan tek yönetim, daha bu Angel mevcut cumhurbaşkanı Angel Fernandez'den önceki Macri vardı. Yani Macri'ye kadar
Kirchner'ler var ya, karı koca. Evet. Kirchner'ler, Nestor Kirchner, ondan sonra karısı başa geçti. Christina Kirchner, şimdi başkan yardımcısı falan tekrar. Angel Fernandez. Arjantin'de de bir modadır bu. Ha. Yani o da Eva Perón. Eva Perón, şey, evet. Sonra ikinci eşi Perón'un yine Perón, öyle. Juan Perón hadisesi gibi. Zaten onları modellemiş gibiler. Neyse, çok şimdi işin magazin, Arjantin evet. siyasi magazin kısmına girmeyeyim. Şunu anlatmak istiyorum. Nasıl Amerika'da bir Bush'çuluk, bir Clinton'cılık belli bir noktadan sonra, hani müesses nizamda enteresan bir laf kullanıyor herkes, tam içeriğini de bilmeden kullanıyorlar maalesef, ama Amerika'da nasıl belli aileler hep sistemde öne çıkıyor, çıkıyor Kennedy'ler falan. Burada da bakıyorsunuz işte Kirchner'ler, Perón'lar, onlar, bunlar derken ekonomi kötü gidiyor. Ha, diyeceksiniz ki bu ekonomi hani ne zaman iyiydi ki Arjantin'de? Yok, bakmayın, hani 90'lardan sonra böyle bir 2-3 çuvallama dışında fena gitmiyordu. Yani bir en azından istikrarlı darbelerin olmadığı vesaire bir sürece doğru 90'lardan sonra girmişti Arjantin. Ama ve lakin bu pandemiden sonra hani bizden daha da beter. Birçok ülke var dünyada. Hani ben şikayetçiyim, siz şikayetsiniz, o şikayetçi, bu şikayetçi, ama her ülke şikayetçi, bazıları çok daha beter durumda. Bunlardan biri Arjantin. Şimdi böyle bir durum olunca aynı yıllar önce Venezuela'da gördüğümüz bir Chavismo hareketi, yani Hugo Chavez'in o dönem var ettiği Chavismo hareketi gibi bir hareketin oluşması için bir hava dalgası açığa çıkar siyasette. Hava dalgası nasıl açığa çıkar? İnsanlar ekonomik olarak mağdursa, devamlı aynı aileler yönetiyor ve sonunda refaha çıkamıyorsanız, ekonomik olarak sıkışmış durumdaysanız ne yapacaksınız? Bir çare aramanız lazım. Sonra bir adam geliyor, diyor ki ben diyor kürtaja karşıyım. Peki, Katoliğim, tamam, ama aynı zamanda Havra'ya da gidiyorum. Bu da çok enteresandır. Hem şeye gidiyorum diyor, sinagoga, hem şeyim, Katoliğim, o da güzel. Ama diyor pezoyu kaldıracağım, dolar getireceğim. Peki, Merkez Bankası'nı yollayacağım. Tamam. Enteresan. Evet, peki evet. Sen nesin şimdi? Solcu musun? Sağcı mısın eski bakış açısıyla? Ben diyor kapitalistim ama farklı bir kapitalist. Şimdi baktığınız zaman söylemlerine, vergileri düşüreceğim. Aslında Amerikan Cumhuriyetçi Parti'nin söylemleri gibi gidiyor şu noktada. Ama bunun temelinde söylemleri yok. Bunun temelinde o açığa çıkmış hava dalgası, ekonomi kaynaklı, insanların bir yere tutunma ihtiyacı kaynaklı bir hava dalgasında, o hava dalgasını yakalayan bir lider bunları dillendirip halkın önüne sunduğu zaman iktidara geliyor. Bu tarih boyu, hani benim yorumum değil bu, tarih boyu iktidara gelmenin sırrı budur. Halkın o anki isteklerinin toplu bir şekilde bir buluta dönüşmüş halini doğru okuyan ve onları politikalarıyla dillendiren parti ya da lider iktidara gelir. Şimdi bu kimse gelir mi derseniz, sistemi biraz farklı şey Arjantin. Hı hı. Yani birinci turda %45 almanız lazım. 50 gerekmiyor orada. Olmadı, ikinci turda %40 da oluyor ama en az 10 puan da fark açacaksınız rakiplerle. Yani 40 almak yetmiyor. 10 puan da fark. Bu durumda ön seçimlerden birinci çıkıp da kaybeden oldu mu? Oldu. Zaten o yüzden Macri'ye kadar 1919'dan beri devamlı peronist iktidarlar yönetiyordu ülkeyi. Yani uzun lafın kısası şu, dünyadaki ekonomik darboğaz belli bir kıvama gelmediği müddetçe çok doğal olarak Chavez hareketi gibi hareketleri dünyanın birçok yerinde görürüz. Burak Güntay, çok çok teşekkürler. Çok ufuk açıcı bir sohbet oldu. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Burada 60 dakikayı noktalıyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.